Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve nevzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillah felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَلَقْتَهَ مَا الْعَقَبَةِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَلَى فِي آيَةٍ آخَرٍ حَتَّى اِذَا اَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّ الْوَسَاقِ فَاِمَّا مَنَّمْ بَعْدُهُ وَاِمَّا فِدَاءَ İlâ âkhir الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Okumuş olduğum önce Beled suresi 11 ila 13. ayetlerde maal olarak şöyle buyurulur. Ancak o sarp yokuşu bitiremedi, ona göğüs gelmedi. Sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bilirsin? Bir boynu çözmek, yani bir köleyi azat etmektir. Muhammed suresi 4. ayette köleliğin temel kaynağı olan, esas tek kaynağı olan harp esirleri konusunda Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Mal olarak zafer kazanınca artık esirler için bağı sımsıkı tutun. Bundan sonra ya karşılıksız olarak onları salıverin veya bir fidye karşılığı onları özgür bırakın. Konumuz köleliğin modern şekilde devam etmesi. Önce giriş mahiyetinde ifade edeyim ki kulun kula kulluğunu tümüyle yok etmek ve bütün kulları Allah'a kul olarak özgür bir şekilde hayatlarını devam ettirmek üzere bu gaye ile dinin gereklerini yerine getireceklerini değerlendiren İslam, köleliği onaylayan bir din değildir. İslam'ın köleliği icat etmediği, onu çok yaygın ve çeşitli zulümlere müsait bir gelenekle dolu bulduğu halde, öncelikle onu ıslah edip kaynaklarını kurutmuş ve kısa zamanda kendiliğinden yok olacağı bir kapıyı açmıştır. Köleliği birden kaldırmamıştır. Çünkü zaruret halinde ve geçici bir süre içinde olsa onun devam etmesi o günkü şartlar açısından gerekli idi. Bu insanlar samimi olsa diğer din ve toplumlardaki köleliği eleştirenler diğer din ve toplumlardaki kölelikle ilgili hüküm ve uygulamaları da gündeme getirirler ve Müslümanların tarihindeki durumla diğer ülkelerin köle ve esirlere karşı yaptıklarını bir mukayese ederlerdi. Yani yer yer kölelikle ilgili ileri geri ifade edenler üzüm yemek değil bağcı dövmek şeklinde ifade edilen kasıtları farklı olan insanlardır. Bütün bunlara rağmen Müslümanların tarihindeki yanlış uygulamaları savunacağız diye İslam'da kölelik olduğunu Müslümanların tarihindeki yapılanların İslam'a ters düşmediğini iddia etmek, Müslümanları temize çıkartacağım diyerek İslam'ı töhmet altına, İslam'ı yanlış anlaşılacak şekilde değerlendirmekten, İslam'a bir nevi iftira atmaktan uzak kalamazlar.
Efendim, bu konuyu bir başka hutbede mevzu etmek üzere, İslam'da köleliğin durumunu, Kur'an'ın onaylayıp onaylamadığını bir başka konuşmada dillendirmek üzere, bugün isimlendirilmiş ve kurumsallaştırılmış şekilde köleliğin tarihe karıştığı varsayılsa da, günümüzde ve başka zaman diliminde de değişik şekillerde mevcut olan adı konulmamış köle ve cariyeliğin ve yer yer efendilik düzeninin uygulamasından bahsetmeye çalışacağım. Bugünkü modern kölelik tarihe mal olmuş, gerçek anlamda kölelikten çok daha fecidir. Çünkü bu tür kölenin beyni ve gönlü de köleleştirildiği için köleliğinin farkında bile değildir. Hatta zalim efendisine aşıktır bu gönüllü köle. Günümüzdeki insan çoğunluğunun rağbet ettiği bütün ideolojiler hep birer köle rejimidir. Söz gelimi komünizm ve sosyalizm, başta mülkiyet hakkı olmak üzere şahsi hürriyetlerin hemen hiçbirinin olmadığı, devletin ve komünist partisinin efendi, halkın da ona tümüyle hizmet eden bir köle olduğu bir sistem değil midir? Kapitalizm, işçilerin kanını emen, halkı sömüren, paranın ve para babası kapitalistlerin efendi, vatandaşın da yine köle olduğu bir sömürü düzeni değil midir? Demokrasi adına oynanan oyunlar ve kandırmacalar, köleliğin yapısını değil, ancak şeklini değiştirmiştir. Demokrasi gerçekten uygulanıyorsa, kölelerin efendilerini özgür bir şekilde seçtiğini ifade edebileceğimiz bir düzen, Türkiye'deki gibi uygulanıyor gözüken yerlerde ise, köleleştirilenlerin efendilerini seçtiğini zannettiği bir yönetim tarzından başka bir şey değildir. Demokratik rejimlere göre özgürlüğün anlamı, kişinin efendisini, sahibini seçme hakkıdır. Demokrasi ve hürriyet var ise, bireyler dilediği kimsenin kölesi olmak serbestiyetine sahiptir. Tüm beşeri rejimler, yönlendirdikleri medya gibi sihirbaz değnekleri, direkt ve dolaylı yollardan kafa ve gönüllerini eğitip etkiledikleri halkları gönüllü köle haline getirmişlerdir. Halkın içinden hemen hiç kimsenin memnun olmadığı rejime nasıl halkın kendi kendini yönetmesi diye ifade edilebilir? Bu üzerinde durulması gereken bir konudur. Ama maalesef halkın kendisine de benzemeyen ve halkın seçtiği iddia edilen yönetimler, halka rağmen halkın istemediği uygulamaları yapabilmektedir. Egemenlik kayıtsız şartsız halkın ulusundur denilse de aslında hiç de öyle değildir. Hepimizin gördüğü ama adlandırmakta belki zorlandığı şekilde egemenlik kayıtsız şartsız, önce yattığı yerden Atatürk'ün, sonra paranın, üniformanın, medyanın, dış güçlerin, masonik kuruluşlarındır. Ama kesinlikle halkın değildir. Yönetimler istediği kadar vergi isterler, diledikleri kanunu çıkarırlar, ülkeyi ve halkı kendi belirledikleri ölçülere göre yönetirler. İstedikleri ülkeye ve diledikleri inanca karşı savaş açarlar, halka ve askerlik yapan erlere sadece emredersiniz demek kalır. Halkın devletle ve devlet kurumlarıyla, özellikle emniyet güçleriyle ilişkisini ve mecburi eğitim, mecburi askerlik, mecburi vergi karşısındaki tavrını konuyla ilgili olarak değerlendirmek ve bunun ne kadar kölelik sisteminden uzak olup olmadığını düşünmek gerekir. Uluslararası emperyalizmi, NATO'yu, Birleşmiş Milletleri, Uluslararası Para Fonu'nu, Dünya Bankası'nı, Avrupa Birliği'ni,
ABD'yi ve bunların direktiflerini uygulamak zorunda olan ülke yönetimlerini ve ulusları düşündüğümüzde köleliğin global, küresel boyutta ne yönlü ahtapot kolları gibi her tarafı kuşattığını görebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'na kadar Batı'nın emperyalist ülkelerinin kendi ülkelerindeki nüfustan çok daha fazla büyük çoğunluktaki diğer ülkeleri sömürgeleştirdikleri, mesela küçücük bir Hollanda'nın koca bir Endonezya'yı sömürge olarak yönettiği, sömürdükleri insanları sadece bedenen değil, aynı zamanda beyinsel ve ruhsal yönden de köleleştirdikleri unutulmamalıdır. Efendim, artık o devirler geride kaldı, şimdi sömürgecilik falan yok demek ne kadar doğru olabilir? Sömürgecilik sadece şekil değiştirdi. Daha ucuz, daha kalıcı, daha az risk taşıyan ve daha kapsamlı şekilleri icat edildiğinden klasik sömürgecilik ve klasik kölelik kabuk değiştirdi. Sanayileşmiş zengin ülkelerin geri bırakılmış yoksul ülkeleri sömürmesi ve adı konulmayan fakat çok kapsamlı işgali en çirkin boyutlarla sürmektedir. Bazı ülkelerin toprakları işgal edilirken Orta Doğu ülkelerinin hemen tümünün başlarındaki yöneticilerin de yardımlarıyla okulları, sokakları, mahkemeleri, meclisleri ve gençlerin zihinleri, gönülleri işgal altında bulundurulmaktadır. Ama ezilenlere, dövülenlere, sömürülenlere ismen köle denilmediğinden köleler köleliklerini fark edememektedirler. Orta Doğu'nun Müslüman halkları kendi yaşadıkları ülkelerinde iki defa köle durumundadırlar. Ülkelerinin dış ülkelere köleliği yanında başlarındaki rejimlerin de kendilerine köle muamelesi yaptıkları bir gerçektir. Bir başka deyişle onlar kölelerin kölesi durumundadırlar. Hani şairin öz yurdunda garipsin, öz yurdunda parya dediği gibi. Nefsine, arzu ve hevasına, istek ve zevklerine köle olanların, tutsak olan yığınların durumu, kişilerin ne kadar özgür olduğu ve özgürlerse bu özgürlüğün insani ve ölçülü bir hürriyet mi, yoksa hayvani bir özgürlük mü olduğu değerlendirilmelidir. Başta futbol olmak üzere çeşitli spor dalları, müzik, moda, sinema, yabancı dil, batı kültürü ve ideolojiler hep köleleştirme araçlarıdır. Bireyler homo economicus haline getirilmekte, kalabalıklar tüketim toplumuna dönüştürülmekte, yani insan maddeye, eşyaya, dolayısıyla onları üreten ve satanlara köle yapılmaktadır. Eşyalar, teknolojik aygıtlar, televizyonlar, bilgisayarlar mı insana hizmet eden cansız kölelerdir? Yoksa insan bu araçların kölesi durumunda mıdır? Bu soruya insanların bunları elde etmek için ne tür fedakarlıklar ve zahmetlere katlandıkları, bunlara sahip olduktan sonra bu ayetlerin hayatlarını ne oranda değiştirdiği ve bunlar olmaksızın yapamayacak tutsak haline gelip gelmediğinin tespit edilmesiyle ancak doğru cevap verilebilir. Hayata ait hükümleri, ilahi ölçüleri Allah'tan almamak, kulluğu, mutlak itaati başka sahte ilahlara yapmak, onlara kul köle olmaktır. Allah'a hakkıyla kul olamayanlar, mutlaka başka bir kul köle olacakları bir mabut, bir tanrı bulacaklardır. Sadece Allah'a kul olan ise, başka bütün kulluk ve köleliklerden kurtulup, gerçek anlamda özgürlüğün en güzel hazdını tadacaktır. Sadece Allah'a kul olması gereken insan, insandan daha aşağıda olan nelerin kulu kölesi olmuyor ki? Para, eşya, içki, uyuşturucu, kanun ve kurallar, örf ve adetler, sigara ve kötü alışkanlıklar, daha neler neler günümüz insanını kendine esir eden efendilerden sadece birkaçı. Aşk ve sevda denilen hususta köleliğin gönüllü kabulü, gönlün esareti köleliği. Kendini çılgınca sevdiği kişinin iradesine
tümüyle teslim etmek. Tutkuların her biri de tutsaklık. Çirkin kapitalist düzen işçileri ücretli köle haline getirirken memurluk da emir kulu anlamına gelmekte. Kişilerin en temel hakkı olan ibadet hürriyeti, örtünme hürriyeti, inandığını ifade edebilme, tebliğ edebilme, emri bil maruf ve nehyanil münker görevini ifa edebilme, cihat hürriyeti, gözlerini harama bulaştırmadan sokağa çıkma, harama girmeden ticaret yapma özgürlüğü olmayan insanların kafaları ve gönülleri ne kadar hür olabilir? Cariyelik kalktı deniliyor. Aslında adı değişti. Kimi hizmetçiler ve sekreterler gönüllü olarak bu görevi yürütürken, hediye karşılığı odalık hizmeti yapanlar gittikçe çoğalıyor. Artık telefonların bir tuşu kadar, bilgisayarların bir tıkı kadar ahlaksızlıklar insanlara yakın geliyor. Devlet de bu konularda en küçük bir zorluk çıkartmayacak, yardımlarını ahlaksızlardan esirgemiyor. Bu işi dobra dobra ve kiralama ücreti belli tarifeye göre yapanlara fahişe denilirken, aynı işi hediye karşılığı yapanlara bayan arkadaş, hanımefendi, metres veya sanatçı deniliyor. Esir pazarlarının yerini güzellik yarışmaları, mankenlik ajansları, barlar, pavyonlar, magazin sayfaları ve televole kültürleri almış. Beyaz kadın ticareti sadece isim değiştirmiş. Keyif düşkünü insanın eskiden esir pazarından sık sık cariye alarak yaptığının çok daha çirkinini hiçbir sınır tanımadan isterse her gün insan parasını ödeyerek yapabilmekte. Eskiden bu iş satın alınarak yapılıyordu, şimdi kiralanarak. Eskiden kadın köle cariye sadece satın alanın sayılıyordu, şimdi orta malı olarak herkesin. Bu işler vergisi alınarak yasal halde yapıldığından cariyeliğin en çirkininin resmi olarak sürdüğünü görmemek mümkün değil. Ama bütün bunlar kölelik değil, tam tersine özgürlük olarak sunulabiliyor. Anadolu'yu işgal edenler, Afrika'yı sömürenler, Afganistan'ı, Irak'ı, Filistin'i, Suriye'yi yerle bir edenler de oralara medeniyet götürmek, oradaki insanları kurtarmak, uygarlaştırmak, özgürleştirmek adına yapmadılar mı bu yaptıklarını? Fransız devriminden bu yana eşitlik, hürriyet, adalet gibi parlak laflarla modern kölelik oluşturulmadı mı? Sonra kafalar bile köleleşti. Söz gelimi Apaçiler, Kızılderililer vahşidir. Afrikalılar da yamyam. Zenciler mi? Onlar da akılsız serseri grubu. Batılılarsa kahraman, süpermen, üstün yani gelişmiş ülkeler, süper ülkeler yani efendi. Artık geri bırakılmış ülkelerin köle psikolojisine sahip insanı efendilerine öyle aşıktır ki bir yolunu bulsak da özgür Avrupa'ya kapağı atsak. Keşke Amerikan vatandaşı gibi olabilsek. Hatta burada insan olmaktansa Amerika'da köpek olmayı tercih ederim diyen bir kimseyle tartışmıştım yenilerde. Arapça niye okuyorsun gencim? Dünya İngilizcenin üzerinde dönüyor diyenler. Tabii Avrupa Birliği'ne girmek için her türlü ev ödevini yapmaktan da öte takla atanlar. Yeni dünya kölelik düzeninin köleleştirdiği yığınların efendilerine duydukları hayranlıkları köle zihniyetinin dışında neyle nasıl izah edebiliriz? Efendilere duyulan bu aşk olmasa Coca-Cola bu kadar yaygınlaşabilir, McDonald'slar adım başı hamburger dükkanı açabilir, kişiler Amerikan bayraklı tişörtleri sevgiyle giyebilir mi dersiniz? Onların modalarına, ideoloji ve ahlaksızlığına bu kadar özenilir miydi? İnsan köleliğe razı olunca muhakkak onu emri altına alacak efendiler çıkacaktır. Müstazaflığı kabul eden bir yapı içinde ezilip büzülmüş ve karşısındakini gözünde büyütmüş biri
takva sahibi mütevazi bir müminle karşılaşmadıysa, kölelik halkası geçirsin diye boynunu efendi adayına uzatmış demektir. Böyle bir durum, müstekbirlerin arayıp da bulamadığı bir tavırdır. İnsanlar sadece bacaklarının arasından hadım edilmezler. Esas iyi dişlik kafalarda ve gönüllerde yapılır. Dar ağaçlarıyla, istiklal mahkemeleriyle, takrir-i sükunla, tek parti faşizan baskılarıyla, her 10 yılda bir yapılan ihtilal ve darbelerle, sonra postmodern darbelerle, olağanüstü haller ve sıkı fıkı yönetimlerle, tek tip insan oluşturmaya yönelik baskı ve dayatmalarla yetişen nesillerin köle karakterinin dışında bir yapı oluşturmaları mümkün değildir. Çocuklar belirli yaşa kadar babasına, kadınlar kocasına, nice halk ağasına, müritler şeyhine hep köle olacak şekilde yetiştirilmekte. Tabi vatandaş da devletine köle olacak psikolojiyle bağlılığını sunmaktadır. Büyük balık küçük balığı yutar. Yaşadığımız çağın acımasız ve çıkarcı asrın felsefesi bu. Allah'a hakkıyla kul olamayan kendinde güç görüyorsa efendilik taslayacak, başkalarını kendine köle edinmeye gayret edecek. Yok, kendini güçlü görmeyen müstazaf ise mutlaka bir efendi bulup ona kul ve köle olacaktır. Askeri hiyerarşi gibi bir üstün bir altı köle görmesi. Ezebilen bir taraftan ezmesi, bir taraftan da kendinden daha güçlü tarafından ezilmesi. İşçi patronun, memur amirinin, asistan profesörünün hep kölesi. Vatandaş devletin, devlet hortumcuların ve dış güçlerin, gücü yeten yetene. Müstazaf müstekbir, ezen ezilen ilişkisi, yani köle efendi uygulaması. Ağır gelecek belki ama kravatlar kölelik tasmaları, diplomalarda kölelik belgelerine benziyor. Altına, gümüşe ve lükse kul köle olan insan helak olsun diyor Allah Resulü Tirmizi ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği hadiste. Amerikan emperyalizmine karşı çıkmak lafla olmuyor. Üzerindeki Amerikan blüjini, elindeki Amerikan sigarası, içtiği kaka kolasıyla Amerika karşıtlığı, Amerika için aslında bir drenaj kapağıdır. Baraj taşmasın diye bir tedbirdir. Dolar efendinin karşısında iki büklüm olup eğilmeyecek kaç özgün çıkar, özgün insan çıkar bu toplumda. İnsanlar niçin köle gibi çalışıyorlar? İyi bir ev, bir araba, buna benzer bazı maddi şeyler için mi? Öyleyse insan arabanın, evin kölesi mi oluyor? Kim kime hizmet edecek? Araba insana mı, insan arabaya mı? Çeşitli oyunlar ve chat yapmak gibi tutsak edici özelliğiyle bilgisayar mı insanın her emrini yerine getiren sessiz kölesi, yoksa farkında olmadan insan mı onun kölesi? Oyuncaklar mı insanı oynuyor, insanlar mı oyuncaklarla oynuyor? Televizyonun düğmesine hükmedemeyen ama programların saatine göre akşamdan sonraki hayatını ayarlamak zorunda kalan insan, sanki televizyonun kölesi değil de ya ne diyeceğiz? Amerika ta uzaklardan kovboycasına attığı Hollywood marka kementleriyle dünyanın öteki ucundaki evinde veya sinemada koltuğuna yaslanmış insanı esir almıyor mu dersiniz? Nelerin tutsağı olduğumuzu, nelersiz yapamayacağımızı düşünerek alışkanlıklarımızı, evimizi, işimizi, giysilerimizi, yiyip içtiklerimizi, kafa ve gönlümüzü bu anlayışla yeniden gözden geçirerek değerlendirmeliyiz. Tabii bunu değerlendirebilmek için de özgür bir terazi, özgür bir akıl, özgür bir gönül gerekir. Cep telefonunun kölesi olmayan kaç kişi sayabilirsiniz? Oyuncakların oyuncağı olduğu insanımız, futbolun, dizi filmlerin, internetin kölesi olmayan kaç kişi kaldı? Banka kartı, teknolojik aygıtlar, otomobiller, memurluklar hep tutsaklığın, köleliğin değişik varyantları. Bütün bunların yanında bir de madalyonun diğer tarafına göz atalım.
Günümüzde özgürlük de bir put, bir efendi haline gelmiş. İnsan da özgürlüğün kölesi. Günümüzde özgürlük denen şey çoğu insan açısından nefse, arzu ve hevaya köleliğin adından başka bir şey değil. Hiçbir şeyi beğenmeyen, kendinden başka adam tanımayan, herkesi eleştiri kılıcıyla doğrayan, isyankar, büyüklere saygı, ana babaya hürmet, dini ahlak gibi özellikler tanımayan ukala gencin bütün bunları ne adına yaptığını sorarsanız cevap tek kelimedir: özgürlük. Günümüzde özgürlük putunun kulu olan gençlere göre bağımsızlık ve özgürlük demek, kural ve sınır tanımamak, özellikle de ilahi hududu çiğnemek demektir. Nefse, hevaya bağımlılık demeye gelmektedir. Söz veya davranışla Allah'a kulluk eleştiriliyor, nefse kul olanlar tarafından, nefse ve daha birçok şeye. Allah'ın kulu anlamında Abdullah olamayanlar, Abdi Abd veya daha çirkini Abdi ABD oluyor. Allah'ın kulu olmak yerine emir kulu olmayı tercih ediyor. Bir kulun kula kulluk yapması kadar kulu alçaltan şey yoksa, sadece Rabbe kulluk kadar yücelten bir şey de yoktur. Bireyin özgürlüğü öncelikle beynin, ruhun, gönlün özgürlüğüyle sağlanır. Ön yargılarının, hevasının, düzenin, adet ve alışkanlıkların sağlıklı düşünceye prangalar vurduğu durumda özgürlük, köleliğin maskeli halinden başka bir şey değildir. Giyeceği bir kıyafeti ta Paris'teki modacıların yönlendirdiği, onların izni olmadan giyeceği elbiseyi bile seçemeyen bir kadın, özgürlük adına aslında tutsaklığın, köleliğin her türlü çirkincesini uygulamaktadır. Aslında insan için mutlak özgürlük yoktur. Sınırsız hürriyet isteği, insanlıktan çıkma arzusu demektir. İstediği yerde, affedersiniz, anırmak, istediği yere pislemek özgürlüğü ancak eşeklere aittir. Onlara özenen kişi ancak bu tür bir hürriyeti hasret çeker. İnsani hürriyet, başka insanların hürriyetlerinin başladığı yere kadardır denilir ama öncelikle Rabbinin çizdiği sınırlar kadardır. Hükmü nedense unutulur. Bu ölçü olmayınca, özgürlük istekleri çatışınca hakem kim olacaktır? Söz gelimi günümüzde kadınların istediği gibi açılıp saçılma özgürlüğü, erkekleri tahrik edecek şekilde sokağa çıkma hürriyetleri vardır ve devlet bu özgürlüğü sonuna kadar onlara verir. Peki Müslüman bir erkeğin günaha girmeden sokağa çıkma hürriyeti ne olacak? Hangisinin özgürlüğü diğerini sınırlayacak? Kim kimin lehine kendi özgürlüğünden vazgeçecek? Bu sadece sokakta ve yalnız gözleri korumakla sınırlı değil elbet. Gayri İslami tüm ortamlar için sorunun özü bu. Kime göre hürriyet ve kime ne özgürlüğü? Allah'ın hududunu ölçü olarak almazsak, özgürlük diye insanlara zulmü öne çıkartırız. Ahlaksızlara verilen özgürlüğü Müslümanlara ve ahlaklılara vermediğimiz müddetçe fesadı yaygınlaştırır, köleliği resmi hale getirmiş oluruz. Evet, Kur'an'a uyulmuş olsaydı tarihte köleliğin çok kısa zamanda tarihe karıştığını görürdük ve tevhidin bütün hayata şamil olduğunu, kulların tümüyle Allah'a kulluk yaparak en güzel özgürlüğe sahip olduğunu değerlendirirdik. Müslümanların kendi nefislerine de, başka kendileri gibi insanlara ve ideolojilere de köle olmayacağı günlerin inşallah çok uzak olmayacağını ümit ediyoruz. Müslümanların işi hayli zor. Görünmeyen zincirleri kırmak, İşgal altındaki beynini ve gönlünü öncelikle kurtarmak, köleleştirilen çoluk çocuğunu, Müslümanları ve tüm insanları Allah'a kulluğun dışında tüm tutsaklıklardan kurtaracak çalışmalar yapmak. Öyleyse hala ne diye gündelik işlerle oyalanıyoruz. İşimiz, okulumuz, çalışmamız, para kazanmamız mı? Bunlar mı önemli? Yani işimizin kölesi miyiz? Bu mazerete sığınıp Allah'ın bizi kul olarak gönderdiği ve ilahi vazifeleri terk edip dünya işini her türlü davanın önüne çıkartıyorsak
dünyanın kölesi olmuş durumdayızdır. Öyleyse haydi içimizdeki ve dışımızdaki, kendimizdeki ve çevremizdeki, Müslümanlardaki ve diğer mazlumlardaki zincirleri kırmak için gayret etmeye, Allah'ın dışındaki tüm kulluk ve bağlardan arınmaya ve tüm esaret zincirlerini kırmaya ve hürriyeti Allah'a kullukta bulmaya çalışanlara selam olsun. Ela inne ahsenel kelam ve eblağan nizam kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kure'el Kur'an festemi'u leh ve ansitû lâleküm turhamun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam. Sadakallâhu.